Evet arkadaşlar, şimdi bir çamaşır makinemiz var. Sorun şu ki bu çamaşır makinesinde battaniye yıkanmış. Tabii her makinenin de kapasitesi birbirinden farklıdır ama elimizdeki bu makinede battaniye yıkandığı için kadranı çalıştırdığımızda dönmemekte. Sorunun hani ilk tespiti olarak şuradaki pislik birikip birikmediğine baktık. Daha sonra kadranı şöyle dönderdiğimde fark ediyorsunuz ki çok hızlı dönüyor. Buradan şimdi arkasını açacağız. Benim tahminim burada kayışın yerinden çıktığıdır. Şimdi videomuza geçelim, tamiratımıza geçelim. Evet, şöyle makineyi bir arkaya çevireyim. Evet arkadaşlar. Yıldız tornavida olsa güzel olurdu ama fark etmiyor. Şuradaki açma bölgesini açacağız. Ve sonra bakacağız. Evet. Kamerayı alayım. Olayı zoomlayayım. Evet. Gördüğünüz üzere kayışımız sizlere ömür. Şu gördüğünüz aksanı tutan kayış maalesef sizlere ömür olmuş. Şimdi şuradan da göstereyim. Yapılması gereken bir kayış alınması ya da bu kayışın geçici çözüm olarak bir daha söylüyorum. Ne kadar çalışacağı belli olmaz. Bu kayışın bir şekilde buraya tamir edilip takılmasıdır. Ki çok zordur. Çünkü bunun tam açısı şuradaki kayışın gerginliği motora uygun olmak zorunda. Şu şekilde gergin olmak zorunda. Bunu buraya yapıştırmaz oldukça zordur. Yani zımba teliyle falan desem de yine kaçar. Onun için yeni bir kayış alıp bunu bu şekilde tamir edeceğiz. Battaniye kendisi hafiftir ama suyu emdiği zaman çok yüksek ağırlığa sahip olur. Bu yüzden de genelde en büyük sorunlardan biri de budur. İşte bu kadran da o yüzden dönmemektedir. Yani şu an serbest dönüyor da normalde motora bağlı olsaydı kayışla birlikte bu şekilde dönmezdi. Evet, yeni bir kayış alıp tamir ettikten sonra yani kayışı buraya taktıktan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bulduk. Araştırdık, bayağı bir şehri dolaştık. Ama aynısından bulduk. Birazdan bunu takacağız ve makinemizin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Az sonra. Evet arkadaşlar, şimdi kayışımızı çıkarıyoruz. Yaklaştır. Evet arkadaşlar. Kayış bu. Bunu bu şekilde takacağız. Önce motor kısmından takacağız. Sonra kadran üzerinden çevireceğiz. Burada dişlileri vardır. Bu dişlileri buraya oturtacağız tabii. Tam oturtacağız. Bu şekilde oturtacağız. Ondan sonra kadrana geçireceğiz bu şekilde. Çok göründüğü gibi kolay değil. Evet. Bu şekilde. Şu anda kadranımıza, motorumuz da oturdu. Kayışımız da oturdu. Evet arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı var mı diye bakıyoruz. Hayır, yok. Gayet düzgün oldu.
Bunu kaydırabilirsiniz şu şekilde. Sorun yok. Zaten makine onu kendi otomatik olarak ayarlayacaktır. Sıkıntı olmaz. Şu anda tam ortada. Ve görünüş iyi. Şimdi deneyeceğiz. Bu kadar. Genelde alt kısmı şöyle bir iğ vardır. O parçaya oturtursunuz. Ondan sonra vidalarını monte edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle elini yap. Şimdi makineyi döndürüp çalıştıracağız, bakacağız, deneyeceğiz. Evet, makinemizi yerleştirdik ve çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. 3, 2, 1. Evet, boştan bir çalıştırıyoruz. Ayarları tamam. Fişimizi taktık. Kapak kapalı. Evet, gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız oldu. Kanalıma abone olup bu tip kolay ev tamiratlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Buna benzer pek çok basit, herkesin yapabileceği tamiratları yapacağız, video olarak göstereceğim size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir de çamaşır koyduk. Şimdi deniyoruz. Şu anda sıkma modunda. Dün yarım kalan çamaşırlarımız. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Evet.
sıktığını buradan da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok arkadaşlar. Gayet de iyi sıkıyor. Gayet de iyi çalışıyor. Suyumuzu da sıkıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.